Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ümmet coğrafyasının her köşesini muhabbetle ele aldığımız Ümmetin Renkleri programı başlıyor. Bugün yine çok değerli bir konuğumuz var. Yaklaşan Kurban Bayramı'nı değerli Muhammed Fatih Usta Osmanoğlu hocamızla konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Teşekkür ederim efendim. Allah razı olsun. Sağ olun. Hocam Kurban Bayramı yaklaşıyor. Hepimizde bir heyecan var. Özellikle dinimizde kurban ve Kurban Bayramı'nın hükmü ve önemi nedir hocam? Kısaca sizden bir alalım inşallah. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Len yanalallaha luhumuha ve la dimauha ve lakin yanalu takva minkum. Sadakallahu alazim. Kurban tabii ki Cenab-ı Hakk'ın tüm kullarından talep etmiş olduğu bir imkan dahilinde kendisine sunulmak üzere o niyetle ikram ettikleri bir ibadet türüdür. Tabii ki bu İslam'la başlayan bir şey değil. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'la dünya ölçeği üzerinde Allah'a sunulmak üzere insanların yetiştirmiş olduğu hayvanlardan Allah'a kurban etmeleri, kan akıtmalarıyla alakalı bir durum. İslam bunu daha tertip ve düzen üzere dini bir ritüel olarak, dini bir kural, kaide olarak getirmiş. Tabii ki mezhepler arasında ihtilaflar var. Ama bu konuda ibadeti önceleyerek buna en kuvvetli delilleri sunan Hanefi mezhebidir. Vacip olarak telakki ediyor. Evet. Ve nihayet imkanı olan herkesin de her sene kurban kesmesini talep ediyor. Evet hocam. Hocam kurban ibadeti özellikle mazlum coğrafyalarda belki sene içerisinde kursağından hiç et geçmemiş kardeşlerimizin kilometrelerce ötedeki Müslüman kardeşlerinin göndermiş olduğu yardımlarla evet. birlikte bir kardeşlik köprüsü kurulmasına vesile oluyor. Bu konuda sizin bakış açınız nasıl? Şimdi tabii ki meseleyi hem dini saikle, hem sosyal kültürel olarak, hem de bir yumuşak güç olarak görmek lazım. Yumuşak güç parantez içerse siyasi bir deyimdir bu. Evet. Özellikle Türkiye, Osmanlı'nın inkıtağından sonra uzaklaşmış olduğu coğrafyaya yeniden yakınlaşma serüveninin ana başlangıcını oluşturuyor bu. Evet. Bu tabii ki sivil hareketler üzerinden evvela değerlendiriliyordu ama artık bu bir yerde devletin de bir politikası haline geldi diyebiliriz. Ümmete ait coğrafyalar tabii ki başsız olan bir ümmetin başı olmaması, ailede nasıl ki baba kıymeti ve önemi vefat ettikten sonra ailenin yaşadığı travma, İslam dünyasında böyle bir problem söz konusu. Yine bu problemleri ortadan kaldıracak olan, ümmet coğrafyasına vahdet kavramını getirecek olan İslam'ın yegane kılıcı olan bu toprakların insanlarıdır. Yani Müslüman Türklerdir, Osmanlı bakiyesi olanlardır. Bu minvalde de Türkiye'den birçok kurum ve kuruluş malum Afrika'ya gidiyorlar. Bunlardan bir tanesi de sadece götürdüğü hani lojistik anlamda bir yardım olarak değil, bir kültür, bir örf, bir sünnet anlayışı taşıyan İddef kuruluşu. Evet. Yani bu meseleye bu şekilde de bakmak lazım. İslam'ın daima veren ol emri müvacihesince buradaki Türkiye'mizdeki Müslüman insanlar özellikle mazlum coğrafyadaki fakir Müslümanlara el uzatmak için böyle bir yola başvuruyorlar. Tabii ki sade kurbanla sınırlı değil. Bunun zekat boyutu var, sene içerisinde yapılan hayırlar var, kalıcı hayırlar var. Evet. Yani Avrupa'ya nispetle özellikle Müslümanlar hani biz olur da orayı terk edersek geride bir şey bırakmayalım diye hazırcı olarak değil tam tersi. Biz burada olmasak da buradaki Müslüman kardeşlerimize ait unsurlar oluşturmaya çalışıyoruz. Kurban da bu unsurların bir parçası aslında. Evet. Nihayetinde orada bir yatırım döngüsü de var. Ticari olarak oraya bir hareket getiriyorsunuz. Buradaki Müslüman kardeşlerimizin emanetlerini oraya taşıyorsunuz. Ve orada müthiş bir organizasyon ortaya çıkıyor. Yani aslında Afrika kırsalında çok da daha evvel belki de tadılmayan bir şeyi onlara yeniden tattırmış oluyoruz. Yani burada mesele sadece fakir insanların kursağına bir et geçmesi meselesi değil aslında. Evet. Burada müellefe-i kulüp üzerinden Hazreti Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellemin İslam'ın galebe çalmasından sonraki süreçlerde özellikle İslam dışı unsurları İslam'a ısındırma gayesiyle onlara müellefe-i kulüp adı altında yani kalplerine dokunma adı altında onlara belki de kendi tahayyüllerinin çok üstünde onlara maddi imkanlar sunmuştur. Evet. Ve bu İslam'ın daha hızlı yayılmasının da bir artısı olmuştur. Bu bize gösteriyor ki bundan sonraki süreçlerde Müslümanların tebliğ araçlarından bir tanesi de hani Efendi Hazretlerimizin bir sözü vardı çok sıkıntılı zamanlarda dinimizi gerekirse satın alacağız buyurmuştu.
Burada din satın almak vardır. Bunu Avrupalı misyoner yapıyor ama bunun hiçbir karşılığı olmadan. Tam tersi sömürgeye yönelik. Yani az bir şey vererek çok şey almak. Biz ise tam tersi çok şey vererek sadece İslamiyetlerini almak. Ki İDDEF kuruluşunun da arka planında, onu da ben hep diyordum, İDDEF niye insana değer veren dernekler deniyor. Sonrasında bir yerde denk düştüm o bilgiye. Efendi Hazretlerimizin şöyle bir sözü varmış. İnsanlara yapılacak en büyük iyilik onların ahiretini düşünmektir. Evet. İyilik kavramı işte İDDEF insana değer vermek meselesi üzerinden konuşlandırılmış. Zaten bu niyetle kurulduğu için yapacağı her türlü organizasyon, her türlü destek ve yardımın arka planında ümmet kavramı var. Yoksa burada bir isim yürüsün, kurum yürüsün değil. Kurumlar ve isimler geçicidir ama yapılan iyilikler daima kalıcı olacaktır. Evet. Hocam siz de İDDEF'le birçok ülkeye gitme fırsatı buldunuz. Birçok çalışmalara katıldınız. Özellikle bölge halkında o kardeşlerimizle neleri müşahede ettiniz? Ne çok dikkatinizi çeken bir olay var mı hocam? Yani aslında bu dünya ölçeğine bakmak lazım. Doğu-batı kavramına bakmak gerekiyor. Coğrafyalar, iklimler ve insanların tabiatları üzerinde etki oluştursa da bununla beraber inandıkları değerler veyahut da dünyadaki beklentileri meselesi de insanların günlük hayatlarındaki pozitif veyahut da negatif enerjilerini de ortaya çıkarmış oluyor. Mesela Batı çok zengindir ama Batı insanı somurtkandır, hiç gülmez. Evet. Sadece iş odaklıdır. Mutluluğunu yakalamaya çalışır ama onun belli zamanları vardır ve mutluluğu maddeler üzerinde arar. Yani nedir işte uyuşturucu kullanmak ister, Allah muhafaza etsin, işte içki içer vesaire. Yani gündelik hayatını bunlarla absorbe eder ki oradan o günlük stresten çıksın, başka bir kafa üzerinden mutluluk yaşasın. Ama Afrika'ya döndüğünüz zaman onları mutlu edecek hiçbir maddi plan, hiçbir araç gereç yok. Ama oradaki insanların mutluluğu, dolayısıyla en ufak bir iyilik karşısında saygınlık içerisinde ve yıllardır yaşamış oldukları sömürge düzenine rağmen hala hayata tutunabiliyor olmaları bence harikulade bir durum. Ve Afrika, hani özellikle şöyle bakılıyor Afrika'ya, işte yeraltı kaynakları çok güçlü bir ülke. İşte ne kadar sömürürsek, ne kadar oraya ticaret geliştirirsek ülke ekonomilerimize bu kadar değer, katma değer olur. Ama kimse Afrika'da insanı düşünmüyor. Halbuki o insanlarda yaşadıkları coğrafyadaki zorluklara karşı bir dayanma gücü var. Tarihte mesela bunu sahabe-i kiram ölçeğinde Hazreti Bilal şeyinde görüyoruz. Artık remz bir şahsiyet. Evet. Siyahi olması meselesi, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Üsame bin Zeyd meselesini orduya komutan tayin etmesi ümmete aslında bir şey öğretiyor burada. Evet. Yani Batı'nın veyahut da İslam dışı unsurların özellikle öteledikleri bu siyahi insanların aslında İslam'ın ana cevherinde müthiş ve muazzam bir yer teşkil ettiğini görüyoruz. Evet. Bununla alakalı da İslam fütühatında özellikle Afrika'da silahtan ziyade Afrika'nın İslam'a açılması daha çok dervişlerle. Çünkü meşrep ona uygun. Evet. Onlara uygun da tasavvufi şeyler var orada, yapılar var. İşte Şazeliye var, Kadiriye var, Ticaniye var. Evet. O iklime uygun. Yani o insanların yaşadıkları meşrebine, aynı neşelerine uygun, neşvesine uygun böyle harekete daha çok böyle dayalı, dostluğu ve pekiştirecek şeylere dayalı. Bunları görmek lazım. Yani işte insana değer vermek. Yani bunu veriyorsak oradaki coğrafyadan bir şey almak değil. Oradaki insanlardan o değeri ortaya çıkarmak ki dünyada en kıymetli ham madde, belki de alternatif olmayacak tek ham madde insandır. İnsana yatırım yapmaktır. Bunu böyle görmek gerekiyor. Yani yılda bir değil bu. Aslında sürekli olan bir şey. Ancak işte kurban ibadeti, işte Ramazan-ı Şerif'teki yapılan zekat ibadetleri ön plana çıktığı için ama yılın aslında her günü, belki de her saati zaten hayır sahibi insanların yardımları, efendime söyleyeyim, destekleri oraya ulaşıyor. Hocam malumunuz İDDEF bugün 44 ülkede hizmet etmeye gayret ediyor. Tabii bunun altında en büyük himmeti, en büyük gayreti, en büyük desteği olan sevgili üstadımız, evet, Efendi Hazretlerimizin göstermiş olduğu hedef, her mahalleye bir erkek bir kız medresesi açılsın hedefi, en büyük özveriyi Efendi Hazretlerimiz çekti. En büyük hedefleri o bize gösterdi. Gayreti o gösterdi. Evet. Efendi Hazretlerimizin tam da seneyi devriyesine yaklaştığımız bugünlerde torunu olmanız hasebiyle, evden biri olmanız hasebiyle Efendi Hazretlerimizin bir kurban bayramı nasıl geçerdi? Onunla bir anınız, kurban bayramına nasıl hazırlanır? Kurban bayramında neler yapar?
Diğer mazlum kardeşlerimiz için neler yapar? Sizden biraz birkaç cümle alalım. Tabii ki böyle büyük bir veliyi ifadelendirmek çok zor olsa gerek yani. Evet. Ama hani şahit olması yakınlık açısından, müşahede bakımından bir defa ben şunu gördüm. Efendi Hazretlerimiz kurbanını mutlaka kendi keserdi. Evet. Yani hayvanı yatırırlardı, bıçağı vururdu. Bu çok önemli bir şey. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kendi kurbanını mutlaka kendi boğazlardı. Sünnet olan da budur. Evet. Takatten düşünceye kadar da bunu icraya devam ettiler. Hayvan kesildikten sonra eve çok az bir miktarını ayırır. Onun dışındaki hayvanın geriye kalan tamamını komşuya dağıtırdı. Evet. Bu gelenekte evde hala usul devam etmektedir. Hayvan gelir, parçalanır. Kime ne kadar gidecekse mutlaka zaten onun sahipleri vardır. Gelirler, teslim alırlar. Ama şurası cahil dikkat. Maalesef bugün insanlar kurbanlarını mesela işte felanca firmaya vererek hiç görmüyor bile hayvanını. Evet. Yani ibadet kavramını tamam belki biz veyahut da o kişi çocukluk süreçlerinde buna yetişmiş ama sonrasındaki nesile bu ibadeti tattırmanın telaşında da olmamız lazım. Yani evet. Artık çocuklarımız Allah'a bir şey kurban edilir, edilirken kan akıtılır. Yani bundan uzak kalıyorlar. Gözden uzak olan evet. Gönülden de ırak olur. Yani evet. Efendi Hazretlerimiz bu mühelde demek ki bunu bizzat bize gösteriyorlardı yani. Evet hocam. Hocam hem yurt içinde hem yurt dışında kurban kesecek kardeşlerimiz var. Bu vacip ibadeti yaparken bu kardeşlerimize tavsiyeleriniz son olarak neler olur? Tavsiyelerimiz son olarak tabii ki len yana istav ayet-i kerimede başta okumuştuk. Len yana Allahu luhumha ve la dimahu ve lakin yanalu takva. Kurbanlarla ilgili olarak Allah'a adamış olduğunuz hayvanların ne etleri ne kanları Allah'a ulaşmaz. Ulaşacak olan sizin takvanız ve niyetinizdir. Dolayısıyla Cenab-ı Hak burada bizim niyetlerimizi halis eylesin. Niyet alırken çok enteresandır. Belki kapı komşumuzla beraber aynı zamanda ümmet coğrafyasına da böyle bir hizmetin, böyle kurumlar aracılığıyla gitmenin vermiş olduğu nimet için Allah'a ayrıca şükretmemiz lazım. Yani düşün hiç tanımadığımız, evet. Hiç görmeyeceğimiz ama yarın ahirette ya Allah senin sayende bana et gönderdi diye sarılacağımız kardeşlerimiz var. Onlara bunu yollarken, bu niyeti taşıyarak, yarın bize şefaatçi olsunlar niyetiyle, Allah'a yakınlaşma duygusuyla eğer bu şekilde hareket ederlerse, hem içlerinde şeytan onlara vereceği vesveseden de kendilerini arındırmış olurlar. Ve ayrıca bütün ümmet coğrafyasını el uzatmanın duygusunu ve coşkunluğunu da kalplerinde yaşarlar diye düşünüyorum yani. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Şimdiden bayramınızı tebrik ediyoruz. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Rabbim hizmetlerinizi daim etsin. Amin. Hem talebe yetiştiriyorsunuz hem dernek faaliyetleriniz var. Sizden de dua istiyoruz hocam. Dualar müşterek. Bizler de dua talep ediyoruz. Evet değerli izleyenlerimiz bugün Muhammed Fatih Usta Osmanoğlu hocamızla kurbanı, ümmetin renklerini konuştuk. Gerçekten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dediği gibi kardeşlerimi özledim deyince sahabe-i kiram efendilerimiz ya Resulallah biz sizin kardeşiniz değil miyiz deyince siz benim ashabımsınız. Kardeşlerim benden sonra gelip beni görmeden iman edenler diye met ettiği ve her zaman iki tane kurban kestiği biri kendi için biri de ümmetimden kurban kesemeyenler için diye niyet ettiği Peygamber Efendimizin o adetini devam ettirmeyi, onun şu an mazlum coğrafyalarda olan kardeşlerini mutlu etmek için gönül köprülerine devam etmeyi Allah'tan niyaz ediyoruz. Rabbim şimdiden keseceğiniz kurbanları kabul etsin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.